İzleyenler Söz Meclisi'nden içeri programı devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için konuklarımı hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Sayın Tayfun İşçi ve Sayın Ramazan Mirzaoğlu ile birlikteyiz. Gündemde öne çıkan, haftanın öne çıkan konularını konuşuyorduk. İlk bölümde Almanya ile kriz ve Barzani referandumu, baş döndüren trafik, İran, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın gelecek olması ve o ziyaretlerde konuşulanlar neler? Onları tartıştık. Bölgeye yansıması neler olacak? Onları ele aldık. Sayın İşçi, Almanya ile kriz ve Barzani referandumuna ilişkin söylemek istedikleriniz varsa yani alın, daha sonra diğer konuya geçelim. Yeterince söyledim ama Almanya ile ilgili kriz, yani iç işlerimize müdahale şeklindeki açıklamayla bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın, Merkel Almanya'da televizyon yayınında biraz evvel de yayının ilk bölümünde konuştuğumuz gibi Türkiye'nin gümrük birliği meselesinin güncellenmemesi konusunu gündeme getirdi. Evet. Şimdi bu mesajıyla bunun Türkiye'de gündeme oturacağını çok iyi biliyordu. Bu açıklamayla Almanya Başbakanı'nın neyi amaçladığı çok açık ortada. İş adamlarını, sanayicileri tehdit ediyor hükümete karşı. Çünkü eğer yürürlükte olan gümrük birliği anlaşmasının güncellenmemesi demek de sanayiciyi tehdit ediyor. Bir de Türk ekonomisini tetikleyici bir açıklama, iç işleri. Çünkü Türkiye, yani iç borcuyla dış borcuyla hepimizin bildiği gibi sıkıntıda bir ülke. Şimdi siz bu tür açıklamalarla Türk ekonomisini de tetiklemeyi amaçlıyorsunuz. Konuşmanızın, dilinizde ağzınızdan çıkan lafın nereye gideceğini bilmeniz lazım. Bunu da Merkel biliyor. Bu açıklamasıyla da tahrik ediyor aslında Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk hükümetini tahrik ediyor ve Türkiye'yi tahrik ediyor. Yani bırakın öbür konuştuğumuz meseleleri. Bir de şimdi Schulz'un, Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Schulz'un özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız. Eyvah eyvah. Eğer bu sosyal demokratlar, Avrupalı sosyal demokratlar ve emperyal güçler bunu söylediği zaman eyvah eyvah demeniz lazım. Hem de yani çok sıklıkla. Çünkü, neden? Çünkü bunlar ne zaman özgürlük ve demokrasiyi ağzına alıyorsa kan gövdeye getiriyor. Bakın, Yugoslavya'da özgürlük ve demokrasi dediler. Avrupa'nın göbeğinde soykırım yaptılar. Müslümanları ve başka. Yugoslavya'yı paramparça ettiler. Birleşmiş Milletler'in gözetiminde, NATO'nun göbeğinde yaptılar. Eyvah eyvah. Millet birbirini doğradı. Soykırım yaptı orada. Libya yine demokrasi ve özgürlük getirecekti. Libya bakın kaça bölündü, birbirlerini kesiyorlar. Mısır, o Condoleezza Rice'ın söylediği yeni yüzyıl projesinin, Büyük Orta Doğu projesinin bu bölgeye, Orta Doğu, Akdeniz bu bölgeye özgürlük ve demokrasi getirme vaadiyle getirdi. Hala kan gövdeyi götürüyor. Irak'ta Müslüman kıyımı, insan kıyımı, mezhep savaşlarını yaptılar. Özgürlük ve demokrasi getiriyorlardı. Suriye'de özgürlük, demokrasi getiriyorlardı. Beşar Esad diktatördü. Suriye özgürlük ve demokrasi getirecekti bu Almanya, Amerika, İsrail. Eyvah eyvah diyorsunuz. Yani bu demokrasi ve özgürlük getireceğiz diyenlerin Ruanda'da ne yaptıklarını, o bölgede neler yaptıklarını yani çok iyi biliyoruz. Geçenlerde Hollanda Yüksek Mahkemesi Hollanda ordusunun o bölgede yaptıkları soykırımda yapılan da kabahatini kabul etti mahkeme kararıyla. Yani onun için bunların özgürlük ve demokrasiyi böyle dillerine dolamalarına siz bakmayın. Bu özgürlük ve demokrasi ancak kendi çıkarları için olursa özgürlük ve demokrasi. Ama Türk ulusunun özgürlük ve çıkarlıkları olduğu zaman hiç öyle demokrasi falan değil. PKK terör örgütünü destekliyorlar. Devletin kurumlarını felç eden FETÖ terör örgütünü destekliyorlar. Gerekirse IŞİD gibi terör örgütlerini tohumlayıp yayılmasına sebep oluyorlar. Yani bu emperyal güçler izin vermeseydi IŞİD terör örgütü Suriye'de, Irak'ta böyle palazlanabilir ve petrol kaynaklarını kontrol altına alabilir mi? Bu cephaneyi bilmem neyi nasıl şey yapıyorlar? Bakın, IŞİD terör örgütü artık cephaneyle falan saldırmıyor. Çünkü bütün cephane kaynakları, TNT'nin seri numarası belli. Hangi devleti üretip ne kadar ton kime verdiği belli. Kaynağını tutunca artık bak minibüsle, otobüsle, kamyonla terör, bıçakla yapıyorlar. Mühimmatı bulamıyorlar. O mühimmatı verenler o gelişmiş Avrupa ülkeleri. O emperyal güçler. Silahı, timsah gözyaşları dediğim o silahı, evet, cephaneyi satıyor. İstediği kontrolü yapıyor. Arkasına işine gelmedi mi kendisi için özgürlük ve demokrasi. Kendi bütün dünyanın sömürecek. Senin kanını emecek. Senin kanını emerken, Müslüman Müslümanı katlederken, keserken ondan sonra bir şey yok.
Ondan sonra eyvah eyvah diye. Onun için bu mesele bu. Birileri Almanlar, Amerikalılar bir an böyle özgürlük demokrasi dediği zaman eyvah eyvah demek lazım. Evet. Evet. Sayın İşçi, şuraya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi son zamanlarda ifade ettiniz. Avrupa'ya baktığımız zaman IŞİD'in bazı terör saldırıları var ve son birkaç günde de arttı işte. İspanya'da yaşandı, Finlandiya'da yaşandı, Rusya'da yaşandı bıçaklı terör saldırısı. Almanya'da yaşandı. Ve yaz son dönemde bıçakla yapmaya başladılar sokak ortasında ya da kamyonlarla filan yapmaya başladılar. Çünkü mühimmat bulamıyor dediniz. Yani, mühimmatı veren onlardı, patlatan onlardı. Bunu çok net olarak söylemek lazım. Mühimmatı alamadıkları için. Emperyal güçleri, istihbarat örgütleri, taşeron örgütler kuruyor, besliyor. Şimdi kendi uçlarına gidip bakın. Mikroplar mutasyona uğrar. Yani ilk önce üretirsiniz. Bağışıklık sistemi kazanır. Kazandıktan sonra kontrol edemezsiniz. Ürettiğiniz aşı o ona şey yapmaz. Onu öldürmez. Mutasyona uğrar. Şimdi emperyal güçler zaman zaman ürettikleri terör örgütleri mutasyona uğradığı için kontrol dışı bir takım davranışlara giriyor. Alt hücrelere bölündüğü için, çoğu da kafayı sıyırdığı için o tür adamları kullanıyorlar. Çünkü aklı başında. Yani bu işi Müslüman yapar mı? Yapmaz. Bu işi de Hristiyan da yapmaz. Hiçbir din. Yani dinler ne için iner? Yoldan çıkan insanları değil mi? Bir felsefi evet. Temeli de vardır. İnsan hakları falan böyle şeydir. Bakıyorsunuz bununla IŞİD denilen örgüt Müslüman örgütü. Peki kim kuruyor kardeşim bunu? Ya gördük işte bir arabalarla, kamyonetlerle ülke işgal edilir mi? Ya tamam. Bir yeri basarsın, elinde tehdit kaçarsın ama silahlı kuvvetlerin olduğu helikopteri, tankı, tüfeği bir olan bölgede yapamazsınız. Irak'ta özellik kaçırıyorlar. Yani Amerika'nın gelişmiş emperyalist güçlerini, gelişmiş ülkelerin parmağı olmadan orada oynatamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Bak boğuyorlar şimdi. Ne yapıyor? İşte yok kahraman PKK unsurları ne yapıyormuş? IŞİD'le mücadele ediyormuş. Kek insanlara yani saf insanları uyutmak için uydurulan olay. Boşaltıyor. Oraya gelenlere kendi bir bakıyorsunuz. Barzan'ın kuvvetleri Kerkük'e giriyor. Evet. Terk edeceğim diyor. Nerede? Niye terk etmedin? Bakın Telefer'e bugün Irak şey yapıyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve o güçlerin girmeyin diyor Irak. Biz halledeceğiz diyor. Çünkü oraya demokrasi ve özgürlük getireceğiz dedi. Irak'a Saddam diktatör dediler değil mi? Şimdi bakın kaç yıldır o bölgede huzur yok, güven yok, insan hakları yok. Herkes tuttuğunu kesiyor, öldürüyor, ırza geçiyor. Şimdi o bölgeyi eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlerini yaparsa o bölgeyi de Telefer'i de PKK'ya veyahut da Barzan'ın kuvvetlerine teslim edecekler. İşte Büyük İsrail Koridoru veyahut Kürdistan dedikleri koridoru tamamlatmak için yapıyorlar onu. Bu işe Suriye'de uyandı, Irak'ta uyandı, Türkiye'de uyandı, İran ve Rusya'da uyandı. Çin de uyandı. Yani gelişmiş ülkeler petrol, doğalgaz tedarik etmeleri lazım. İhtiyaçları var. Enerjiye ihtiyaçları var. Eğer enerji güvenliği sağlanmazsa, o bölgede kaos olursa ciddi sıkıntı olur. Bakın petrol fiyatları düştü. Şimdi Barzani kendi memurlarına, 3'te 2'si memurmuş zaten. Maaşlarını veremiyor. Evet. Petrol ihraç eden ülkeler, Venezuela'da sıkıntı var. Rusya'da büyük bir açık var. O da doğalgaz, petrol ihraç ediyor. Şimdi küresel güçler fiyatlarda, doğalgazda ve enerjide istediği gibi cirit attığı zaman bu ülkelerde ciddi sıkıntılar oluyor. Rejimle ilgili sıkıntılar oluyor. İstediği gibi manipüle edebiliyor. Kendisi ucuz tedarik ediyor. Ona göre imalat yapıyor. Ona göre satıyor. Onun için bu olayları geniş bir açıdan bakmak lazım. Evet. Dar açıdan baktığınız zaman büyük yanılgıya düşersiniz. Merkel'le yani Almanya'yla Türkiye'nin böyle ağız dalaşının arkasında da Türkiye'nin yeniden bu meseleleri görmesi, ona göre yeni bir takım bölgede yeni dostluklar kurması ve Türkiye'nin beka meselesinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi algılamasından kaynaklandığını görmemiz lazım. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın İşçi. Sayın Mirzaoğlu, Ergenekon ve Balyozcular görevi FETÖ'ye devretti. Bu sözler Başbakan Binali Yıldırım'a ait hafta içi bir mitingde bu sözleri kullandı.
Şimdi Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün kumpasları olduğu ortaya çıkan, herkese artık bilinen bu sürece, bu davalara, bu kumpaslara sahip mi çıkıyor? Yani şimdi başbakanı da anlamak mümkün değil. Burada çelişkiye düşüyor Sayın Başbakan. Sayın Hükümet çelişkiye düşüyor. Ne dediler? Ergonekon, Balyoz, Sarıkız, yani orduya karşı yapılan işlerde biz FETÖ'nün oyununa geldik. Biz aldatıldık. Evet. Bizi kumpasa getirdiler dediler. E şimdi de son açıklamasıyla ne diyor? Ergenekon Balyoz'daki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları görevi FETÖ'ye devretti. Sanki FETÖ'yle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli askerleri işbirliği yapmış gibi gösteriyor. Bu sizce çelişki değil mi? Bence çelişki. Yani Balyoz ve Ergonekon olayları dolayısıyla mağdur edilen Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman için FETÖ ile işbirliği yapmadı. Aksine FETÖ o zamanda hükümetle işbirliği yaptı. Ve o şekilde silahlı kuvvetlere yerleşti. O şekilde Türkiye'nin bürokrasisine yerleşti. Hükümet de şimdi ben yanılmışım dedi. Efendim ne zaman dedi? 17-25 Aralık'tan sonra dedi. 17-25 yolsuzluk olaylarının açığa çıkmasından sonra dedi. Yani ayakkabı kutularında paraları biz unutmadık. Türk milleti unutmadı. Ondan sonra dedi. Tuzu biberi oldu en son 16 Temmuz 15 darbe. Temmuz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra söyledi. Biz yanıltılmışız. FETÖ'nün kumpasına gelmişiz dedi. Yani FETÖ'nün kumpasına hükümet geldi. Onlarla daha önceden 2013'ten evvel işbirliği halindeydi. Beraber yapıyorlardı. Neyi beraber yapıyorlardı? Ergonekon yoluyla, efendim, Balyoz yoluyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kısım mensuplarına karşı operasyonu birlikte yapıyorlardı. Sayın Başbakan, o günkü başbakan, şu anda Cumhurbaşkanımız, ben Ergenekon'un savcısıyım demedi mi? Bunları biz unutursak gerçeklere varamayız. Yani şu anda yani Başbakan Binali Yıldırım Binali Yıldırım bu sözü söyleyerek o şeyleri anımsatmış oluyor. Yani burada FETÖ kumpasını bir noktada görmemiş gibi oluyor. Ergonekon mağdurlarına karşı biraz haksızlık yapılmış gibi oluyor. Balyoz mağdurlarına karşı haksızlık yapılmış gibi oluyor. Ben bunu böyle anlıyorum. Şimdi zamanında FETÖ ile her konuda işbirliği yaptılar. FETÖ'nün dediğimiz hareketin, terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'e karşı yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Yani zamanımız varsa onu da şey yapabiliriz. Bakınız burada şu andaki hükümettekiler, o günkü hükümettekilerin tamamı Hoca Efendi diyorlardı. Ne istediğinizde vermedik diyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine, emniyete, Türkiye'deki bürokrasiye tamamen FETÖ'cüleri yerleştiren hükümetin kendisiydi. Ne zaman ayıktılar? Ne zaman ayıldılar? 2013-17-25 olayından sonra ha dediler bunlar bize de düşmanmış. Yani o yolsuzluk olayından sonra. Bir de efendim Temmuz hareketinden 15 Temmuz hareketinden sonra ayrıldılar. Yani bu burada bizi idare edenlerin de gerçekleri madem ki bugün gördüler buna sadık kalmaları lazım. Tekrar Sayın Başbakan'ın efendim Ergonekoncular efendim Balyozcular görevi FETÖ'ye devrettiler şeyi açıklaması talihsiz bir açıklamadır. Yanlışlıkla dil sürçmesiyle yapmışsa Sayın Başbakan bunu düzeltmesi lazım. Yok cidden yapmışsa
bu açıklamasına biz katılmıyoruz. Yani talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Sayın Başbakan'dan da herhalde hem ulusal kanal izleyenleri hem de Türk kamuoyu bu konuya açıklık getirmesini bekleyecektir diye düşünüyorum. Peki, evet. Hem bu sözü söylüyor, bir çelişkiden bahsettiğini söylediniz. Bir de bu olaya şu açıdan bakmanızı rica edeceğim. Terfilere bakıyoruz son yaş toplantısında. Ardından işte sabaha karşı yayınlanan resmi gazetedeki atamaya bakıyoruz. Balyoz davasında yani hüküm giymiş ya da balyoz kumpasında işte beraat etmiş isimler çok kritik görevlere getirilmiş durumda. Yani bu icraatıyla da o açıklama çelişki içerisinde. Değil mi? Yani bu icraatıyla da o açıklama çelişki içerisinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana omurgası vatanseverdir, milliyetçidir, ulusalcıdır, millidir. O yapıya dokunmamak lazım. İç siyasete Türk Silahlı Kuvvetleri'ni alet etmemek lazım. Balkan Savaşı'nda çok büyük yenilgi aldık. Yenilginin en büyük sebebi o günkü askerlerimizin siyasete bulaşmasıdır. Yani bugün bunları bulaştırmadan görevini kışlasında yapan şerefli subaylara fazla müdahale etmeden duruma idare etmek lazım. Bu açıdan da şunu da ben belirtmek istiyorum, Türk kamuoyuna belirtmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir geleneği var. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendine mahsus okulları vardı. Askeri okullar, askeri liseler vardı. Bunları kapattılar. Efendim, bu şeyden sonra, darbe girişiminden sonra yeniden bu silahlı kuvvetlerin okullarının, liselerinin açılması lazım. Hastanelerinin açılması lazım. Sıhhiye birliği olmadan, sağlık birliği olmadan bir ordu çok büyük işler yapamaz. Silahlı kuvvetlerden alınan yetkiler tekrar verilmeli. Okuluydu, hastanesiydi, yeniden açılmalıdır diye düşünüyorum. İnşallah hükümet de bu gerçeği görüp ona göre hareket eder diye düşünüyorum. Yine Binali Yıldırım'ın bu sözünden giderek bir soru sormak istiyorum. Ergenekon ve Balyozlular görevi FETÖ'ye devretti sözü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar verir mi? Elbette verir. Sanki FETÖ'yü Türk Silahlı Kuvvetleri organize etti. Ben öyle anlıyorum, bilmiyorum bu sözden. Yani görevi FETÖ'ye devretti lafı değil mi? Ağır bir laf. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ergonokoncular değil mi? Balyozcular görevi FETÖ'ye devretti. Onunla işbirliği yapmış gibi oluyor. Evet. Yani bu şeye ben katılmıyorum. Yani FETÖ hükümeti kandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de mi kandırdı demek istiyor. Ne demek istiyor? Yani öyle bir görev devretme falan yok. Evet. Peki Sayın İşçi, siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Ya tabii şimdi böyle bir tırnak içinde alırsanız farklı bir anlama çıkıyor. Derler ki Ergenekon Balyoz'da kumpastı, FETÖ'cüler de devretti. Bu da kumpastı sonuca da çıkabilir harcımız içinde alırsanız. Yani, tamam, şöyle açayım o zaman, biraz daha açayım. Başbakan Binali Yıldırım bunu söylerken AKP'ye karşı birçok iktidardan düşürmek için hamle yapıldığını, bu hamlelerin birinin işte Ergenekon, diğerinin Balyoz, ardından da FETÖ'cülerin olduğunu. Daha da ileri götürelim. Şunu demek istiyor. Aslında Ergenekon, Balyoz, Ergenekon denilen bir olay var da, yani davalar kumpasta ama aslında bu olayda var demeye getiriyor. Herhalde bunu demek istiyor ama bir ülkenin başbakanına özellikle kumpas olduğu açıkça belli olan, hatta o nedenle kumpas kuranlara karşı savcıların iddianameyle dava açtığı bir ortamda bir ülkenin başbakanı bunu söylememesi lazım. Hele o şerefli subayları, ben öyle diyorum, Ergenekon'da, Balyoz'da, şu askeri casuslukta kumpasa getirilen, Şike'de kumpasa getirilen şerefli insanları, ondan sonra suçu açıkça bu televizyon kaydıyla her şeyi alınmış insanlarla aynı kefeye koymasında ben yakışıksız buluyorum doğrusu. Ve öbür Ergenekon'da, Balyoz'da, askeri casuslukta, Şike'de yargılanan insanlara bir hakaret olarak algılıyorum. Bu şık bir şey değil. Hem şık değil, ben burada şunu da söylemek istiyorum müsaadenizle. Yani FETÖ ile
Fethullah Gülen'le işbirliği yapan hükümetin kendisiydi. Ne zamana kadar? 2013'e kadar. Ne zamana kadar? En son 2016'ya kadar. İşte bakınız şeyse bunu bir dinleteyim. Bütün hükümetin bakanları, başbakan dahil FETÖ'ye, Fethullah Gülen'e övgüsü şurada çok açıkça. Sayın Mirzaoğlu onu daha önce dinlettik. Sayın İşli, millet yapıyor. Sayın İşli yine yani başka bir yayınımızda izletti onu. Evet. İzletti yani. Bakınız. Onu daha önce izletmişti. Evet. Yani FETÖ ile işbirliği yapan hükümetin kendisiydi. Bunu unutmamamız lazım. Evet. Sayın evet. İşli buyurun. Şimdi tabii dediğim gibi hakaret olarak özür dilemesi lazım Sayın Başbakan. Yani özellikle beraat etmiş, kumpas yapıldığı Sayın Cumhurbaşkanı herkes tarafından açıkça ifade edilen kişiler hakkında böyle bir söz söylemesi siyaseten de olsa yanlış bir olay. Onu bir tarafa koymak lazım. Ama onunla da kalmıyor. Yani şeyin bir sözü var. AKP'nin gazetecisi gibi sözcüsü olan, bütün kulis bilgilerine sahip olan Selvi, gazeteci evet. Selvi, Abdülkadir Selvi'nin bir açıklaması var tırnak içinde. Siz de o yazılı onu bir aktarırsanız onunla birlikte değerlendirelim. Yüksek Askeri Şura'da hedeflenenin iki madde üzerinden olduğunu, birinci maddenin TSK'nın FETÖ'ye teslim edilmemesi, ikincisi de FETÖ'den temizlenen kadroların tırnak içi söylüyorum, ulusalcılara teslim edilmemesi. Evet. Şimdi hangi ruh halinde olduklarının net bir göstergesi bu. Şimdi ulusalcılara teslim edilmeyecek de Amerikancılara teslim ettikleri zaman Amerikancıların nasıl bir darbe girişimine girdiklerini yaşayarak kendileri de gördü. Yani bir ülkenin ordusu zaten ulusalcı olması lazım. Şimdi onlar tabii ulusalcıyı aşağılama olarak söylüyor. Yani vatansever bir ordu hangi ordu olursa olsun Alman ordusu, Amerikan ordusu Amerikancı olacak. Kendi vatanını, kendi milletini sevecek. Onun yanında yer alacak. Küresel güçlerin yanında yer almayacak. Başka küresel devletlerin ajanı pozisyonuna girmeyecek. Eğer ajanı pozisyonuna girerse o silahlı kuvvetlerin unsuru kendi milletine karşı helikopterle, uçakla, tankla, topla, tüfekle saldırır. Büyük bir aslında acı bir ifade. Şimdi siz onlara teslim etmeyeceksiniz de kime teslim edeceksiniz? O vatan evlatları düşmana karşı, işte terör örgütlerine karşı o vatan evlatları göğüslerini siper etmiyor mu? Canlarını vermiyorlar mı? Feda etmiyorlar mı? Şimdi büyük bir tabii açmaz içerisinden ama hayatın bir kendi gerçekliği var. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın hayatın gerçekliği insanları şak diye alnına yapışır. Şimdi ne yaptılar bunlar? Bunlar ne yaptılar? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve anayasal kurumlarının ulusalcı kadrolardan temizlenmesi için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bakın biraz evvel Alman Sosyal Demokrat Partisi Schulz'dan söz ettim. Onun yardımcısı var Avusturyalı. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkan Vekili Svoboda. Svoboda'nın çok enteresan bir olayı var 2010 referandumundan sonraki bir açıklaması var. Diyor ki bakın evet çıkmasından çok memnun oldum. Bir ara evet ile hayırın birbirine çok yakın olacağından korktum. Hayır çıksaydı Türk halkının reformları istemediği gibi bir algı olabilirdi. Avrupa'da paketin kötü olduğunu söyleyen bir kişi bile görmedim. Ülkem Avusturya'da aşırı köktenci Kemalistlerin bunu söylediğini görüyorum. Bakın aşırı köktenci Kemalistler. Atatürk'e büyük bir hürmetim var ama artık farklı bir zamanda yaşıyoruz diyor. Kim söylüyor bunu? Svoboda. Kim bu? Avusturyalı sosyalist. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkan Vekili Schulz'la birlikte hareket eden onun yardımcısı. Şimdi hatırlayın Atatürk Atatürk, Kemalizm Kemalizm, ulusalcılar tukaka, ulusalcılar haindir. Ulusalcılar işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine bilmem nesine karşı getirdiler. 2010 referandumunda bu evet referandumunda hakim savcılar yüksek kurulunu FETÖ'cülere teslim ettiler. Bütün yargıyı FETÖ'cülere teslim ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine FETÖ'cüleri doldurdular. Bunların birçoğu dinsel inananları kastetmiyorum. Bakın o masumiyet karinesi ayrı. Evet. Ama üst düzeydeki unsurlara baktığınız zaman suçüstü yakalanmışlar. Delilleriyle, görsel bütün kamera kayıtlarıyla. Bunlar başka devletlere hizmet ediyor. Ajan. Amerika'ya hizmet ediyor. Almanya'ya hizmet ediyor. İngiltere'ye hizmet ediyor. İsrail'e hizmet ediyor. Yunanistan'a hizmet ediyor.
Şimdi böyle bir unsuru sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bunları nasıl emanet edersin? İşte onlar Türk Silahlı Kuvvetler unsurlarının böyle insanlardan olmasını istiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar birçok komuta kademesinin tarihlerine karışmışlar. Amiral, general seviyelerinde yapmışlar. Bakın bunlar çok yakışıksız şeyler. Şimdi bilemem tabii terfilerde Ergenekon'da balyozda tutuklanan mağdur olan bazı subayların terfi ettiklerini, kritik noktalara geldiklerini. Evet. Bunlar vatanları için mücadele ediyorlar. Onlar vatansever oldukları için kumpasa getirildiler zaten. Onlar namuslu, dürüst insanlar olduğu için kumpasa getirildiler. Onlar hain olsalardı kumpasa getirilmezlerdi. Onlar onun uşaklığını yapsalardı Amerika yapanlar onlara hiçbir şey olmadı. Vatanseverlere yaptılar. Hakimlere de öyle yaptılar. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde değil, emniyet teşkilatı içinde de aynı kumpası kurdular. Bir sürü namuslu emniyet mensubunun üzerine kumpas kurdular. Kumpas kuramıyorlarsa emekli ettiler, terfilerini engellediler. Bir sürü vatan evladının hakkı sınavlarda gasp edilmek suretiyle terör örgütü mensupları en iyi üniversitelere, en iyi kurumlara sokuldular. Kurmaylık sınavlarında dahi soruları çaldıkları ve kendi mensuplarını general, amiral, kurmay yapmak suretiyle komuta kademesine öyle tayin ettiklerini görüyorsunuz. Yıllar önce çok önemli bir rapor vardı. Biz burada yayınlarda hep konuşuyorduk. Diyorlardı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %40'ı, işte %10'u albayların %10'u FETÖ'cü, yüzbaşıların %40'ı FETÖ'cü diyorlardı. O yüzbaşıların hepsi şimdi albay, general, amiral falan oldu. İşte evet. Bakın raporlarda yine geçen hafta söyledik. İstihbaratın %80'i açık istihbarat. Bunlar yazılıyor. Eğer raporları doğru okursanız, doğru analiz ederseniz sonuca ulaşabiliyorsunuz. Mağdurlardan birisi o karargah evleri şeyinde Üçok. Adamcağız bas bas hala bas bas bağırıyor. Yazıyorum isimleri verdim diyor. Ahmet Zeki Üçok. Tabii. Sayın albayımız. Tabii. Hakim yargılama yapmış. Kumpasa getiriyorlar. Bir jandarma albayını Güneydoğu'da işte katletti. Türk neydi? İsmi aklıma gelmiyor. Bir jandarma albayına kumpas kurdular. İlhan Cihaner'e kumpas kurdular. Yani bir başsavcıyı yeni yetme bir savcıya gittiler. Yetkisi olmadığı halde kameraların önünde aşağılamak suretiyle, kelepçe takmak suretiyle bir başsavcı derdest ettiler. Yani bunlar affedilecek, unutulacak şeyler değil. Fabrika ayarına dönmesi lazım Türkiye'nin. Türkiye'nin fabrika ayarına dönmesi ki 2 yıldır Türkiye yavaş yavaş fabrika ayarına dönüyor. Fabrika ayarı Mustafa Kemal'in ayarı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurucu felsefesine dönerseniz, bakın hukuk devletinden uzaklaşmamak lazım, laiklikten uzaklaşmamak lazım. Yine bir takım adamlar Atatürk heykellerine saldırtırıyorlar. Evet. Saldırdıkça Atatürk daha çok güçleniyor. Ama fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Fabrika ayarı Türk Silahlı Kuvvetleri Mustafa Kemal'in ordusu olursa, Türk yargısı Mustafa Kemal'in yargısı olursa, ki Ankara Hukuk Fakültesi kurulduğunda Cumhuriyet Savcılarına bir nutku vardır Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugün bütün Cumhuriyet Savcılarına okuması lazım. Hekimliğin, eğitimin fabrikayına dönmesi lazım. Mustafa Kemal'in eğitimine dönmesi lazım. Köy enstitülerine dönmesi lazım. Öğretmen okullarımızda vatansever öğretmenlerin, namuslu öğretmenlerin yetiştirilmesi lazım. Eğer tutup başka ülkelere hizmet edecek öğretmenleri yetiştirirseniz, sınavlara müdahale ederseniz Türkiye'nin sonu böyle olur. Türkiye'nin sonu daha da kötü olur. Ama Türkiye bunları aşabilecek güçte. Çok şükür herkes artık yavaş yavaş gerekli tehditleri görmeyi başladı. Bakın Kürt kökenli vatandaşlarımız şu 2 yıl öncesindeki olaylardan sonra Irak'ı gördü, Suriye'yi gördü ve o ülkede ülkemizin güneydoğusunda, doğusunda soluk alamaz hale geldi. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Ege'ye göç etti birçok vatan evladı, Kürt kökenli vatandaşlarımız. Görüyor. PKK'nın ne Nemrut ABD uşağını görüyor. Bakın Biji Obama diyorlar, Amerikan bayrakları sallıyor PKK'lılar. Evet. Görüyor Kürt vatandaşımız, Kürt kökenli vatandaşımız. Onun için fabrika ayarına mutlaka dönmemiz lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri fabrika ayarına dönüyor. Türk yargısı fabrika ayarına dönecek. Eğitimimiz fabrika ayarına dönecek. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Bizim yolumuz, Türkiye'nin yolu ve bölge ülkelerinin yolu bu. Sadece bizim değil, Suriye'nin, Irak'ın bu bölgenin yolu özgün, dünyayı iyi tahlil eden, bölge merkezli, yurtta sulh, cihanda sulh diyebilen bir
dış politika anlayışıyla birlikte ülkeyi yönetmek. Doğrusu bu. Teşekkür ederim Sayın İşçi. Sayın Mirzaoğlu, bu FETÖ'ye ilişkin eklemek istedikleriniz var mı? Söylemek istedikleriniz. Efendim, bugün FETÖ ile hükümetimiz şu an için 2 yıldır Sayın İşçi de söyledi, ciddi mücadele yapıyor. Yani FETÖ'yü yok etmek için bütün gücüyle çalışıyor. Evet. Ama halen FETÖ'nün elebaşılarına ulaşılmadı. FETÖ'cüler halkın arasında var. Memurda var. Zabıt katipleri içerisinde var. Siyasi kadro içerisinde FETÖ'cüler yok muydu? FETÖ'cülerin siyasi ayağı nerede? Onlara da ulaşılması lazım. FETÖ ile mücadelede etkili olmak için FETÖ'nün siyasi ayağının mutlaka açığa çıkartılması, etkisiz hale getirilmesi lazım. Sırf garibanları içeri atarak, efendim işten atarak yüz binleri geçti bunlar. Yani yüz binleri geçen memur, amir, efendim darbe girişimini mi yaptı? Darbe girişiminde yapanları en ağır şekilde cezalandırılsın. Evet. FETÖ'nün elebaşıları yakalansın. FETÖ'yü yönetenler yakalansın. FETÖ'nün siyasi ayağı etkisiz hale getirilsin ve tespit edilsin. Bu hükümetin eksik noktası diye düşünüyorum. Tekrar FETÖ'nün siyasi ayağına dönmesi ve FETÖ'nün elebaşılarını tutuklaması, FETÖ'cü diye tabandaki garibanlarla uğraşmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'cüleri 3 grup halinde sıraladı. Malumunuz kamuoyuna da şey yaptı. Tabanı ibadet edenler, ortası ticaretle meşgul olanlar, tavanı ihanet edenler. Şimdi tabanla uğraşılıyor, orta ve tabanla mücadele edilmiyor. Bu yönüyle hükümetin mücadelesinde eksiklik var diye düşünüyorum. Bu noktalar giderilirse etkili olunur. Sonra gerekse memur memurluğunu yapacak, asker de askerliğini yapacak. Bizim askerimiz Sayın İşçi'nin de dediği gibi efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine bağlı, Atatürk'e bağlı, ne şuncu ne buncu diye yaftalamadan olması lazım. Yani milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlı, laik, demokratik ilkelere bağlı olarak düşünüyoruz. Öyle olması lazım. Askerimizi siyasete katiyen bulaştırmamak lazım. Terfileri de bu konulara dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Hafta içerisinde PKK'nın liderlerinden Cemil Bayık bir açıklama yaptı. Türkiye'de Perinçek, Bahçeli, Erdoğan'ın bir faşist blok oluşturduğunu, cephe oluşturduğunu ifade etti. Bu cepheye karşı da HDP ve CHP'nin önderlik ederek karşı demokratik bir cephe oluşturması gerektiğini söyledi. Ardından da yaklaşık iki gün önce CHP milletvekili Musa Çam bir açıklama yaptı. Yine PKK'ya yakın bir haber ajansına yaptı bu açıklamayı. Türkiye'de o da benzer şekilde faşist bir iktidar olduğunu, AKP'nin ona karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Ve benzer şekilde de HDP'nin başlattığı adalet ve vicdan nöbetlerinde destek çağrısı yaptı. Bu açıklamaları siz nasıl değerlendireceksiniz? Talihsiz olarak değerlendiriyorum ben tek kelimeyle. CHP ana muhalefet partisi, yani iktidara en yakın parti, iktidarın alternatifi, PKK ile işbirliği yaparsa, bu halk PKK ağzıyla konuşursa, onları hiçbir zaman iktidara getirmez. Hiçbir zaman için beklenen neticeleri alamazlar. CHP kıblesini iyi tayin etmesi lazım. Tabii ki CHP'nin kendi bileceği bir iş ama CHP şaşırmaması lazım. CHP PKK ağzıyla konuşmaması lazım. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinde Atatürkçülüğe
laiklik ilkesine en çok CHP'nin sarılması lazım. PKK ne zamandan beri? CHP bu Atatürk ilkelerine sarılmadığı veya bağlanmadığını iddia edersek, iddia ederek HDP'nin PKK'nın CHP'ye yakınlaştığını, bu nedenle yakınlaştığını söyleyebilir miyiz? Yani o ilkelerden saparsa PKK'nın şeylerine yaklaşmış olur haliyle. Yani CHP bu ilkelerden saptığı için mi PKK CHP'ye yakınlaşıyor? Yani pek saptı demiyorum. Ama sapmaması lazım diye düşünüyorum. CHP Atatürkçülük ilkelerinden, kendi kuruluş ilkelerinden, devletimizin kuruluş felsefesinden ayrılmaması lazım. Ama CHP içerisinde bir kısım mahfiller CHP'yi başka yöne çekmek istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu başka yöne çekmek istiyor. Buna da dikkat etmesi, oyuna gelmemesi lazımdır diye düşünüyorum. Evet. PKK ile işbirliği yaparak, PKK'nın ağzıyla konuşarak hiçbir siyasi parti hiçbir yere varamaz. Varması da mümkün değil. Yani bugün 2 yıldan beri yapılan işler, yani Fırat Kalkanı hareketiyle Türkiye içerisinde PKK'nın ve bölücülerin kazdıkları hendeklere gömülmesiyle hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz doğru hareket yapıyor. Bu doğru şeyde şaşırmadan hedefini kaybetmeden ilerlemesi lazım. Muhalefet partimizin de diğer siyasi partilerimizin de hükümetimizin doğru icraatına doğru demesi lazım. Muhalefet ediyoruz diye hükümetin her icraatına karşı çıkmayı ben doğru bulmuyorum. Evet. Doğru da bulmam daha doğrusu. Peki teşekkür ediyorum efendim. Sayın İşçi, CHP Milletvekili Musa Çam'ın bu sözlerini siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Gürkan Bey, bazı meseleler partiler üstü meseledir. Evet. Yani beka meselesi. Ondan sonra ulusal bütünlük birlik meselesi. Burada herkesin, bu ülkede yaşayan her namuslu vatandaşın yan yana gelip ortak akıl üretmesi lazım. Şimdi sözünü ettiğiniz şahıs PKK'nın üst düzey yöneticisi. Yani Cemil Amerika Bay. Birleşik Devletleri'nin kara gücüm dediği ve onların da Amerikan bayraklarıyla birlikte onların himayesi altında yaşayan bir terör örgütü. Sadece Suriye'de değil. Siz Kandil biraz evvel konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri o 36. paralelin üstünde geçmişte uçak uçmayacak 91'de dediği PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri himaye etmedi mi? Bizim jandarma genel komutanı Rahmet'in uçağı o tarihlerde bir suikastı düşmedi mi? Amerikan helikopteriyle PKK terör örgütü mensuplarına silah atılmadı mı? Eğer Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı himaye etmeseydi Kandil'de, Kandil tek bir sembolik bir isim, bir sürü Kandil var o bölgede. Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesiyle oldu. Yani bizim bir bölüğümüz gider, dumanını attırır orayı. Bir komando bölüğü gider, dumanını attırır. Ama daha komando bölüğü buradan helikopterle çıkarken öbürleri çil yavrusu gibi dağılıyor. İstihbaratı işte içimizdeki hainlerden alıyor. Amerika PKK'ya veriyor. 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıktı zaten. Tabii, önceden de öyleydi. Yani uçak kalkıyor Diyarbakır'dan diyorlardı ki yok hayır içimizdeki insanları veriyor. Bir komando bölüğü dumanlarını attırır. İddia ediyorum. Bir komando bölüğü dumanlarını attırır. Çünkü bir komando bölüğü gidip de 200 kişi falan diye düşünmeyin. Onun işte insansız hava araçları, işte lojistik desteğe gelecek, bilmem ne gelecek, kaçış yolları bilmem nesi bir plan da halinde dumanını attırır. Bu adamlar yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkeler Almanya'sı, İngiltere'si, İsrail tarafından himaye ediliyor. Adamlarına cephane onlar veriyor, silah onlar veriyor, bilgiyi onlar veriyor. Uçaklarımız kalktığı zaman inlerine iniyor, uçaklarımız bombalıyor, bir şey olmuyor diyorlar. Şimdi bunu net olarak düşünmek lazım. Şimdi bunlar iot gibi açığa çıktı. Hiçbir zaman bir solcu Amerikancı olmaz. Bütün Türkiye'deki çakma solcuların hepsi nasıl Amerikancı olduğu da ortaya çıktı. Seçimlerde HDP oy verdirdiler. Şimdi Almanya destekliyor. Bakın Avrupa Parlamentosu'nun kararlarına bakın. Eski Leyla Zana şöyle şöyle bırakın. PKK'ya bilmem ne böyle böyle. Bütün Avrupa Parlamentosu kararlarında var bu. Biz yırtındık. Parlamentoda yırtındık. Orada yırtındık. Televizyonlarda söyledik. Anlatamadık. Bizim liboşlarımız bunlar halay çekmeye başladılar bunlar. Saz çalan masum insanlar da gösterdiler PKK terör örgütü mensuplarını.
Biz bunları söylediğimiz zaman biz ulusalcı, biz kemalist, aşırı kemalist olarak kabul edildik. Onların tabiriyle faşist diye tanımlanıyor. Halbuki faşist kavramı Amerikanca emperyalistlerin uşağı olanlara faşist denir. Yani o böyle eski jargon, eski sol jargonu kullanmak suretiyle faşist diyor. Faşist, emperyalistlerin uşaklığını yapana faşist denir. Vatanseverlere faşist denmez. Şimdi bir, bunun altını çizmek lazım. Şimdi bakın, bazı Cumhuriyet Halk Partisi'ni, çok ben içinde yer aldım, milletvekili oldum. Şimdi çok vatansever, namuslu insanlar var. Ağlıyorlar bizi izlerken, gözyaşı döküyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Ama bu küresel güçler belirli siyasi partilerin yönetim kadrolarını da oluşturuyorlar ne yazık ki. İşte oradan destek geliyor. Oradan sivil toplum örgütlerine finansal destek veriyorlar. Destek vermek suretiyle belirli siyasi partilerin yönetim kadrolarını da oluşturuyorlar. Kumpaslar kuruyorlar. Ve, geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın sözünden bahsettim. FETÖ'cülerin Deniz Baykal'la ilgili kumpaslarından, evet, bir kaset operasyonundan söz ettiler. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Ama gerçek odur ki bizim gibi ülkelerde küresel güçler, emperyalist güçler siyasi partilerin iktidara gelmesini de organize ederler. Gelelim son olaylara, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ye olan bağlantısına. Adalet için yürüyüş diyorsunuz, sağ tarafında HDP milletvekilleri herkesle birlikte yürüyorsunuz. Öbür tarafta onlar nöbet yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisi ile eklemleniyor yönetim kadrosu. Yanında FETÖ'cülerle birlikte gidiyorsunuz. Yanınızda PKK'lı olduğu bilinen legal unsurlarıyla birlikte hareket ediyorsunuz. Yönetim kadrosunu kastediyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, namuslu, şerefli bir sürü insan var. Belediye başkanları var, benim arkadaşlarım. Birlikte çalıştık, hizmet ettik. Geçmişte DSP'de görev yaptık, CHP'de de görev yaptık. Evet. Onlar da çaresizlik içerisindeler. Yani Türkiye bir sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. İnsanlar çaresizlikten... Şimdi bakıyorsunuz, muhalefete bakıyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyorsunuz. Yani yönetim kadrosunu kastediyorum yine. Yani MHP'ye oy veren, gönül veren insanlara burada sözüm yok. CHP'ye sözüm yok. AKP'nin de içindeki namuslu insan, hata yapan yönetim kadrosuna laflarım bunlar. Yani doğru yaptıkları şeyleri söylüyorum, yanlış yaptıkları şeyi de söylüyoruz işte. Bunları FETÖ'yü başımıza musallat eden AKP iktidarı. PKK'yı şımartan, HDP'yi şımartan AKP iktidarı. O laik, demokratik hukuk devletini duman edenler o irade yaptı. Birlikte yaptılar bunları. Yanlışlarını da söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Yanlışları söylemezsek, doğru bir analiz yapmaksak, doğru bir tanı, hastalığa doğru bir tanı koymazsak tedavisi de mümkün olmaz. Şimdi beyefendi oradan terör örgütünün bilmem ne başı fetva veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili yöneticisi o fetvaya uygun hareket ediyor. Hop diyeceksin. Bunu hop diyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri diyecek. Ben istifa ettim. Neden istifa ettim? Zehir zemberek bir açıklama yaptım o tarihte. 30'ların Cumhuriyet Halk Partisi değilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi. 30'ların Cumhuriyet Halk Partisi kim başında kim var? Mustafa Kemal Atatürk. Kim var? İsmet Paşa. Kim var? Daha Demokrat Parti kurulmamış Celal Bayarlar var. Kuvayi Milliye ruhu var o. 1930'ların Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kuvayi Milli Güçlerin aynı bir emperyalist, 7 düvele baş kaldıran bir ruh var. Neymiş, onu terk ediyor. Nerede söylüyor? Diyarbakır'da söylüyor. Kimin önünde söylüyor? PKK'lıların önünde söylüyor. PKK'lılar oy verir diye. Oradaki Güneydoğu Kürt vatandaşlarımızın oylarını çalabileceklerini zannediyor. Onlar aptal yerine koyuyor. Onlar aptal değil. Onlar adam gibi adama oy verirler. Ecevit'e oy verdi bakın. Bu millet Ecevit'i %42'lere getirdi. 99'da en güçlü partik Sayın Bakanım'la koalisyonu birlikte MHP, Anavatan ve birlikte mücadele ettik. Yüzyılın en büyük depremini yaşadı bu ülke. Geçmiş hükümetlerin bütün ekonomik enkazlarının üzerine oturduk. Arkasından bir deprem daha oldu. Yine üç partili koalisyon hükümetinde bir ekonomik programı yaptık bütün krize rağmen. Tam iktidarı düzelteceğiz. İşte bir bilmem ne tepesinde erken seçim kararı aldı. Yine küresel bir oyun. Ecevit'in sağlık problemleri. Bu millet bir araya gelirse yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunu göstermiş. Birinci Dünya Savaşı'nda bakın 26 Ağustos geliyor Kocatepe'den. Evet. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Geçen yayında da söyledim onu. Herkes bir araya geliyor. Çerkeziydi, Türküydü, Kürdüydü. 7 düveli Anadolu'dan atıyor.
ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. O yoklukta, o yoksullukta hiçbir şey yok. Fabrikalar kuruyor. Demir ağlarla örüyor bu yurdu. Bugün burada yaşıyorsak, soluk alıyorsak o namuslu o 30'ların Kuvayi Milliye ruhu sayesinde nefes alıyoruz. Benim ismim Tayfun'sa, senin ismin Gürkan'sa, o sayede, o kahramanlar sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi bu mirası reddediyor. Cumhuriyet Halk Partisi pek bazıları, hepsini kastetmiyorum, PKK'nın sözcüleri veyahut Amerika Birleşik Devletleri'nin veyahut Alman Sosyal Demokratlarının kuyruğuna takılıyor. Özgün değiller. Özgün olmak lazım. Bu ülkede oturacağız. Şimdi belirli şeyleri de bir tarafa bırakmak lazım. Bunu net olarak söylüyorum. Ya AKP'liymiş. Şimdi toplumu bu emperyal güçler ayırdık. Cepheleri ayırdılar. Cepheleşme. Bak PKK kasıtlı olarak cepheleşme yapıyor. Diyor ki AKP, MHP, Vatan Partisi. Onu bir cepheye koydu. Öbür tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı yanına PKK'yı bir cephe oluşturdu. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile hiçbir şekilde yan yana gelemez. Yöneticileri gelmeye kalksa da tükürüğe boğar o tabanı, örgütü. Ben biliyorum üyelerini. Yani bir fizikte bir kural var. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şey yok olmaz. Bugün partilerin içindeki insanlar geçmişte DSP'lidir, CHP'li olmuştur. AKP'nin içindekiler eski doğru yolcular, anavatancılar, şuncular, bucular. Yani başkanın Recep Tayyip Erdoğan olması önemli değil. Fani hepimiz öleceğiz. Ama bu evet. Devlet, bu cumhuriyet ilelebet devam edecek. Onun için milli olaylarda hepimizin bir araya gelmesi lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Ordumuzu, polisimizi, yargımızı, eğitimimizi, sağlık hizmetlerini nasıl daha iyi yapabiliriz bunu tartışmamız lazım. Ve bu tür emperyal lafazanlıklara, ondan sonra kuklalara, uşakların lafına da itibar etmemek lazım. Tabii bunu en yetkili ağzı Sayın Kılıçdaroğlu'nun lanetlemesi lazım. Bizim PKK ile Cemil Bayık'tan şundan bundan akıl alacak halimiz yok deyip onları lanetlemesi lazım. Ben onu bekliyorum. Ben şimdi Cumhuriyet Halk hiçbir partiye mensup değilim ben. Bir vatandaş olarak, bir vatandaş sorumluluğuna burada konuşuyorum. Ve biliyorsunuz yani gecemizi gündüzümüze imkanlar el verdikçe yapmaya çalışıyoruz. Ve eksik olmayın, sizlerin sayesinde kendi düşüncelerimizi çok net olarak ifade edebiliyoruz. Onun için herkesin, tekrar altını çizerek söylüyorum, belirli konularda partiler üstü düşünmesi ve herkesin bu tür olaylarda bir araya gelmesi gerekir diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Üstü. Sayın Mirzaoğlu, son iki dakikamız var. Eklemek istedikleriniz var mı? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu hükümetin tabii ki yaptığı güzel şeylere iyi diyeceğiz. Son iki yıldır terörle mücadelede daha etkin mücadele etti. Buna devam etmesi lazım. Ama bu hükümet mensupları zaman zaman biz şöyle enkaz devraldık, biz Türkiye'yi şu hale getirdik diyerek söylüyor. Bu konuda da kamuoyunu yanıltıyorlar. O konuda birkaç cümle söylemek istiyorum müsaadenizle. İkimiz de Sayın İşli ile 57. hükümette devlet bakanıydık. Bakınız toplam bizim 2002 yılında toplam dış borcumuz 149 milyar dolardı. Şimdi ne kadar oldu? 412 milyar dolar toplam dış borç. Efendim icradaki dosya sayısı 10 milyondu. Şu anda 24 milyon oldu. Bir de iç borç var. Dış borcu. Evet. Iç kredi kartlı borçlu sayısı 277 bindi. Şimdi tam 10 misli artmış kredi kartlı borçlu. 2.7 milyon kişi. Böyle. 1 kilogram ekmek fiyatı 1 liraydı 2002 yılında. Şu anda 4 lira. Benzinin litresi 1.66 idi. 1.66 TL. Şu anda 5 liraya dayandı benzin. Etin kilosu 8 TL idi. Şu anda 40 TL oldu. 40 TL'ye bulabilirsiniz. Sayın Mirzaoğlu biraz hızlandırırsak. İşsiz sayısı 2 milyondu. Şu anda 6,5 milyon. Resmi. Efendim çeyrek altın 28 TL idi. Şimdi düğünlerde hediye edemiyor kimse çeyrek altını. 240 TL oldu. 250 TL oldu. Bir ABD doları 1,60 TL idi. Şu anda 3,70 TL oldu. 1 kilogram süt 18 kuruştu 2002'de. Şu anda
nedir? 1,5 lira oldu. Efendim, vatandaşların bankalara borcu tamam son olarak 6,5 milyar TL idi. Şu anda 6,5 milyar TL 428 milyar TL oldu. Bunu hükümete ve Türk kamuoyuna söylüyorum. Ayaklarını denk alsınlar. Pervasız gidiyorlar. Türkiye'yi ekonomik bakımdan da çok zor duruma getirdiler. Daha dikkatli olsunlar diye evet. Uyarı mahiyetinde ve kamuoyuna bilgi mahiyetinde söylemiş olayım diye düşünüyorum. Peki efendim, sağ olun. Değerli izleyenler, Söz Meclisi'nin içeri programının sonuna geldik. Eski Devlet Bakanı Sayın Tayfun İşçi ve yine eski Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu'na değerli yorumlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler de bizleri izlediğiniz için hem sizlere, yönetmen, kameraman ve teknik ekibimize de teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.